Evet, geçen sefer direnç devrede direnç nasıl kullanılıyor? Nasıl ölçüyor? Ölçüyorsunuz nasıl kullanılıyor onu söylemiştim. Bu videoda da kapasitör devrede nasıl kullanılıyor? Mesela kaç kullanabiliriz? Kaç mikrofarad kullanabiliriz? Ya orası önemlidir. Voltaj ve asıl önemli konu mikrofarad. Şimdi iki kutuplu var. Kutupsuz ve kutuplu. Ya bunlar kutupsuz kutuplu voltaj vardır mesela. VC ne kadar voltsa o kadar tercih edersiniz. Mesela VC ne kadar voltajsa o kadar tercih edebilirsiniz. Mesela atıyorum ya direkt konuya gireyim mi? Direkt konuya gireyim. Direkt konuya gireyim. Mesela devrede nasıl kullanıyoruz? Mesela geçen sefer direnci anlatmıştım. Direnç devrede nasıl kullanılıyor? Bu sefer direkt kapasitörü anlatıyorum ben. Hiç şey yapmadan direkt konuya giriyorum. Bir ferat. Bir ferat. Dakikada. Dakikada. Bir ferat dakikada. Bir volt. Bir volt. Bir volt. 1 volt tükettiğini biliyorsunuz. 1 ferat 1 ferat eşittir 1 milyon mikroferattir. Şimdi inceleyelim. 2-3 örnekleyelim. Ondan sonra kapatırım konuyu. Ferat bölü 250 bölü 250. Hesap makinemizi açalım. Ne dedik? 1 milyon ferat. Mikroferat. Evet. 1 milyon mikroferat bölü 250 bölü 250 bölü 250 eşittir. Evet. Eşittir 4000. Eşittir 4000. 4000 mikroferat. Evet, eşittir 4000 mikroferat. Yani şimdi bunları neden anlatıyorsunuz derseniz yanılıyorsunuz. Yani bir ilk önce bakın videolarımı. Ondan sonra ya devrede kaç kapasitör kullanacağım. Ben bunu söylüyorum mesela sizlere. Yani kafadan tutup böyle atamazsın mesela. Bir devre kuruyorum 5000 mikroferat takıyorum. Bir devre kuruyorum 250 mikroferat takıyorum. Bunlar saatlik tüketiyor. Ben onu size gösteriyorum. 4000 mikrofarad yapıyor. 1 milyon mikrofarad eşittir 250 bölü 250 eşittir 4000 mikrofarad yapıyor.
4000 mikrofarad yapıyor. Tamam. 4000 mikrofarad. Biz burada ne dedik? 1 farad eşittir 1 milyon mikrofarad. 1 farad dakikada 1 dakikada 1 1 volt tüketiyor. 1 volt eşittir 1 watt'tır. 1 watt eşittir 1 amperdir. Burada ne dedik? 1 volt. 1 volt bölü biz burada ne dedik? 1 volt bölü 1 voltumuz 1 mikrofarad yapıyordu. 1 volt dakikada 1 saniyede 1 saniyede 1 farad 1 milyon mikrofarad 1 milyon mikrofarada tekabül eder. Yani burada 250 şimdi buradan şöyle yapacaksınız. 250 buradan. Evet. 1 volt bölü 250. 1 volt bölü 250 bölü 0,4. Yani 4000 mikrofarad ediyor. Saniyede yani eşittir. Bu da eşittir. Yani 4000 mikrofarad saniyede 0.004 yani 4 miliamper 4 miliamper tüketiyor. 4 mah yazalım. 4 mah tüketiyor. Biz burada ne yapıyoruz? 1 saniyede 1 saniyede ya bunları hesaplamak için akıl lazım, mantık lazım. Ben de bunun yolunu sizlere gösteriyorum. Bunlar bilmeniz lazım. Yoksa devrede kapasitör kullanamazsınız. Yani buradan 4000 mikrofarad 1 saniyede 0.4 tüketiyor. Yani biz burada neye göre ölçüyoruz? Biz burada ferada göre uyguluyoruz. 1 ferad 1 dakikada saniyede pardon saniyede bak burada saniyede dakikada yazmışım. Saniyede 1 volt tüketiyor. Yani 1 amper tüketiyor. Bizim burada 1 ferad uyguladığımız zaman 1 ferad eşittir 1 milyon mikroferad demektir. Yani biz buna göre şey yapıyoruz. Ya yani bilgi internet sitesinde bilgi sitesinden var zaten. 1 ferad eşittir saniyede 1 volt tükettiğini biliyoruz yani burada. Ve 1 ferad 1 milyon mikroferada tekabül ediyor. Bu da demek oluyor ki biz burada bölme çarpma işlemini uygulayacağız. Yani burada ne demek oluyor? 4000 mikrofarad saniyede 0.04 mah tüketiyor. Saniyede 4 miliamper. 1 saniyede olursa 60 saniye. 60 saniye 1 dakikadır. Bak. 60 saniye çarpı 60 saniye çarpı 0.004 eşittir. Biz burada 60 saniye 60 saniye 60 saniye çarpı 0.004 eşittir saniyede 200 1 dakikada 60 saniye demek 1 dakika demektir eşittir 0,24 yani 240 amper yapıyor ya yani 240 miliamper yapıyor burada 240 yazılıyor. Biz burada 60 saniye dedik ya 60 saniye çarpı
9.00 yani 9.4 miliamper eşittir 0.240 miliamper yapıyor. Bu sefer 60 saniye 60 saniye 1 dakikadır. Şimdi 60 dakika saate gidiyoruz. 60 dakika çarpı biz burada ne dedik? 0. 0,24 yani 240 miliamper. Biz burada 240 miliamper yapalım. 60 dakika çarpı 60 dakika çarpı 0,240. Evet. 240 miliamper eşittir. Evet. 14. 14 çarpı 14. 14.4 amper. Yani 14.4 watt yapıyor. Biz burada çarpı 00 eşittir 14.4 amper yapıyor. Amper yapıyor. Şimdi anladınız mı nasıl tüketiyor? Yani amper watt olarak indirseniz daha iyidir. Miliwatt işte miliamper. Yani watt olarak indirin daha iyi olur. Watt. Watt yapar. Yani toplamda biz burada ne dedik? 4000 mikroferat dedik. 4000 mikroferat 4000 mikroferat 1 saatte 14.4 watt tüketiyor. Yani 14 watt 400 miliwatt tüketiyor. Evet. Şimdi diğer örneğimize geçiyoruz. Diğer örnek. Diğer örneğimize geçiyoruz. Bu sefer 250-500 watt. 5 diyelim. 1 milyon 1 milyon mikroferat bölü 500. Direkt geçelim böyle. Bölü 500. 1 milyon mikroferat 1 milyon ne? 1 milyon mikroferat bölü 500. Bir milyon. Biz burada ne yapıyoruz? Bir milyon ilk önce derecesini öğrenelim ki biz neye göre dayatıyoruz bu konuyu, nereden açıyoruz ve kaç mikroferata denk geliyor. Ne arıyoruz burada? Bir milyon bölü 1 milyon bölü 500 2000 mikroferat. Bu sefer 2000 mikroferat geliyoruz. Burada ne dedik? 2000 mikroferat 500 dedik. Eşittir. Burada 1 milyon mikroferat bölü 500 eşittir 2000 mikroferat yapıyor. Evet, 2000 mikroferat yapıyor. Direkt ele alalım. 2000 mikroferat yapıyor. 1 volt bölü 1 volt bölü 500 eşittir 0,0. 1 volt bölü 500 eşittir 0,002 2 miliamper yapıyor. 2 miliamper yapıyor. 2 miliamper yapıyor. 60 saniye çarpı 0,02
0,02 miliamper eşittir. Burada da 60 saniye çarpı 60 saniye çarpı çarpı 0,002 miliamper eşittir. Evet, 60 saniye çarpı 0,002 miliamper eşittir 120 miliwatt yapıyor. Eşittir 0,120 miliwatt yapıyor. Miliwatt yapıyor. Evet. 1 saniye 1 saniyede 120 miliwatt tüketiyor. Bu 2000 mikroferat kapasitör. Yani biz buradan belli etmişiz 2000 mikroferat kapasitör. Biz burada 60 saniyeyi 60 dakikaya çevirelim. Yani bir saniye 1 dakika oldu ya, 60 saniye çarpı 1 dakikaya tekabül eder. Yani 60 dakika bu sefer söyleyelim. 60 dakika çarpı 0,12 120 60 dakika çarpı 60 dakika çarpı 0,120 120 miliwatt eşittir 7,2 watt yapıyor. Eşittir 7,2 watt yapıyor. Evet. Gelelim bir örnek daha verelim. Bir örnek daha verelim kapasitöre. Bir örnek daha verelim kapasitöre. 1 milyon mikroferat bölü 1000 1 milyon mikroferat, evet, bölü 1000 eşittir 1000 1 milyon mikroferat bölü 1000 eşittir 1000 mikroferat. Eşittir 1000 mikroferat. 1 volt bölü 1000 1 volt bölü 1000 mikroferat. 1 volt bölü 1000 eşittir 1 volt bölü 1000 eşittir 0,001 miliamper yapıyor. 1 miliwatt yapıyor. Miliwatt yapıyor. 60 saniye 60 saniye çarpı 0,001 1 miliwatt 1 miliwatt eşittir 60 saniye çarpı 0,001 1 miliwatt eşittir 0,06 miliwatt yapıyor. Tekrar yazalım. Şaşırtmadık herhalde. 60 çarpı
60 çarpı 60 çarpı 0,001 miliwatt eşittir. Evet, 6 yapıyor. Eşit 6 miliwatt yapıyor. Bu sefer 60 dakika, 60 dakika çarpı 0,06 miliwatt, 6 miliwatt, 60 çarpı 60 çarpı 60 dakika çarpı 0,06 miliwatt eşittir 3,6 watt yapıyor. 3,6 watt yapıyor. Eşittir. O da 3,6 watt yapıyor. Bu kadar. Bugünkü dersimiz de böyle kapasitör devrede nasıl kullanılıyor, nasıl hesaplanıyor onu sizlere gösterdim. Net bir şekilde sade ve mantıklı bir şekilde gidiyorum. Zaten belli oluyor. Zaten formülleri zaten internette var da ya şimdi gelişik olarak vermiyor. Yani nasıl hesaplayacaksın onu vermiyorlar. Ben de onu ya o tür şekilde veriyorum. O tür yönde veriyorum ki diğer coin'ler yapsın. Devrede kapasitör nasıl kullanılıyor? Onu bir şekilde kafada formül bulman lazım ve yön bulman lazım. Ben de bu yönü size gösteriyorum işte. Nasıl yapılıyor, nasıl ediniyor. Onu sizlere gösterdim. İşte böyle bu videoyu da böyle bitirdik. Kapasitörü tanıttık. Bu kadar. Bu kadar.